Çok değerli arkadaşlar, merhaba. Ben Muhammed Göktaş. Bugün sizlerle beraber MIS bölümü hakkında, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü hakkında konuşacağım diğer adıyla. Bu bölüm nedir? Bu bölüm kimlere uygundur? Bu bölüme gelmek isteyen birine verebileceği tavsiyeler nelerdir? Bunları hep beraber konuşacağız. Umarım sizler için de kaliteli ve uygun bir içerik olur. İlk önce bu bölümü seçmek isteyen bir kişinin kendini çok iyi tanıması gerektiğini belirtmem gerekiyor. Kendini hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan çok iyi tanıması gerekiyor. Bir kişi bilgisayar başında sürekli duramayacak kapasitedeyse, bir kişi ekrana sürekli bakamayacak bir kapasitedeyse, bu bölümü öncelikle tercih ederken iki kere düşünmeli, bir kere değil. Bunun dışında bu bölümü tercih edecek bir öğrenci adayının kendini işletmesel derslere adapte edebilip edemeyeceğini bir kere değil iki kere sorgulaması, bunun üzerine iki kere düşünmesi gerekiyor. Bunun dışında diyelim ki ben bu bölüme geleceğim, tamam, her şey kafamda oturdu dediniz. Bu bölüm iki farklı disiplini, işletme ve yazılım bilimini bir araya toplamaya çalıştığı için sizin işiniz 3 kat zorlaşıyor. Bunun nedeni ben işletmeye mi kayacağım, bilişime mi kayacağım diye sorgulamanız. Ama aslında bunu yapmanız gerekmiyor. Aslında sizden beklenen, aslında bu bölümün çıkış amacı şu. İki alanın da birbiriyle bağlantısını kurun ve ikisi arasındaki o ortak bağlantıyla bir köprü kurup siz bir eleman olun. Aslında sizin bölümün çıkış amacını söylüyorum. Yazılım bilen yöneticiler olmanız bekleniyor. Peki ilk yıllarda ne dersler var? Şu an ben 3. sınıf öğrencisiyim, o yüzden sadece ilk yıllarda ne dersler var? Bunlardan bahsedebilirim. Arkadaşlar, İlk yıllarda bizden beklenen muhasebe bilgisidir, işletme, ekonomi bilgisidir, yazılım, yazılıma giriş bilgileridir ve ondan sonra size veri tabanı yönetimi gibi derslerle ek dersler verilir. Web tasarım, veri tabanı yönetimi gibi ek derslerle yazılımsal bilginiz kuvvetlendirilir. Ana dalınızın, yani yönetim bilişim sistemlerinin kendi özel bir dersi de vardır. Her üniversitede olmayabilir ama var diye biliyorum. Yani sizden beklenen o kadar büyük bir tablo var ki, sizin aşmanız gereken ilk şey bu. Ben ne olacağım değil. Ben iki farklı alanı birbiriyle anlamlı bir şekilde bağlayıp bu iki alan arasındaki oluşumu kafamda oturtabilir miyim? Ana payda budur. Bunun dışında iş olanaklarından tabii ki ben de başvurmadım. Tabii ki ben de şu an işe gitmiyorum ama bahsetmem gerekirse çok bilinmeyen bir şeyden bahsedeceğim mesela. Müfettiş yardımcısı, daha sonra da bir müfettiş olabilirsiniz. Devlet kurumlarında demiyorum. Özel kurumlarda. İş Bankası'nın müfettişlik yardımcılığı sınavına bakın. Başvuru koşullarına. Orada bu bölümden de alım yapıldığını göreceksiniz. Bu bölümdekilerin tabii ki İngilizce bilmesi daha iyi, daha önemli ve daha güzel. Çünkü bu bölüm iki farklı disiplini bir araya getirdiği için, bilgisayar bilimleri zaten İngilizce ile iç içe bir bilim. Kodlama dilleri sonuçta o dile yaklaştırılıyor. O dilde bir emir komuta zinciri var. O yüzden tabii ki İngilizce bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda işletmesel makalelerin, yazıların çoğu elbette ki bildiğiniz üzere İngilizce dilinde ele alınmakta. Bunun dışında eklemek istediklerim, yani müfettiş yardımcısı olabiliyorsanız, siz düşünün ne kadar geniş bir pencerede neler olabileceğinizi.